Evet sevgili arıcı dostlarım, bugün 24 Mart Çarşamba. Bugün yine aralığımızda size ufak bir video yapacağım buradan. Şimdi arkadaşlar, bu yeni başlayanlar, usta arıcılara bununla ilgili bir şey demiyorum. Sadece şunu çekmek istedim onlara. Bakın şimdi, şu kovan tahtaların önünde ölü arılar göreceksiniz. Bakın görüyor musunuz? Bu arılardan sakın endişe etmeyin. Bakın bunlar normal bir ölüm. Şöyle göstereyim. Bugün Sakarya'da hava sıcakları 7-8 derecelere düştü. Akşamlarda eksilerde gösteriyor. Yani 3-4 gün kar yağışı var. Şu an hava soğuk olduğu için arı dışarı çıkamıyor arkadaşlar. Çıksa bile güçlü arılar gidiyor. İşte suyunu hemen alıp kovana geri dönüyorlar. Şimdi şunlarla ilgili hemen ufak bir video yapayım. Bakın bu ölen arılar komple ihtiyar arılar. Yani artık ömrünü tamamlamış. Nasıl anlıyoruz onu? Bakın şimdi. Şöyle arıyı aldığımız zaman sırtlarına bakın, renkleri artık siyah. Normal yeni doğan arılar altın gibi olur. Bakın bütün hepsi. Bakın görüyor musunuz? Yani ihtiyar, ömrünü tamamlamış yaşlı arılar. Artık bunlar kovanın içinde ölüyor. Kovan tahtasına düşüyor. Arılar bunları kendileri bakın dışarı atıyor. Görüyor musunuz? Renkleri simsiyah olmuş. Bakın artık ömrünü tamamlamış. Bunlar arılar kovandan dışarıya tahtaya atıyor. Niye tahtaya bırakıyor arkadaşlar? Normalde hava sıcaklığı, yani iyi bir sıcaklık olsa bunlar normalde uçarak gidip atıp gelecekler. Ama hava dışarıda soğuk olduğu için tahtanın önüne bırakıp hemen içeri giriyorlar. Bakın hala yine de ölü eski arıları taşıyorlar. Şöyle temizleyelim orayı. Bunlara da ufaktan bir yardımcı yapalım. Ondan sakın endişe etmeyin diyorum. Bunlar normal ölümdür. Aynı insanlar gibi düşünün arkadaşlar. Normal daha kalabalık kolonilerde bu daha çok olur. Bakın ihtiyacını bile şuraya hemen hayvan pislemiş içeri giriyor. Niye? Hava soğuk. Dediğim gibi bunlar normaldir. Ama hava sıcak olsaydı bunları alıp uçacaktılar, ilerlere bırakacaklar. Biz bunları görmeyecektik. Ama hava soğuk olduğu için, uçuş tahtasını bıraktığı için bunları görünce hemen şüpheleniniz, eyvah arım ölüyor falan. Kesinlikle böyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Bunlar normal ölümler. Rahat olabilirsiniz. Bununla ilgili ufak bir video çekmek istedim size. Herkese hayırlı, bol, bereketli bir sezon diliyorum. Artı bir de benim mesela kovanlar arkadaşlar, dediğim gibi. Bakın sağlıklı arılar zaten arkadaşlar, kendine güvenip güçlü olan arılar dışarı çıkıp uçup suyunu alıp tekrardan kovanın içine çok rahat girebiliyorlar. Bakın az önce gördüğünüz gibi. Bakın şunlar da yavru açıyorlar. Bakın kapakları, yavru kapakları, keselerin. Sağlıklı arılar arkadaşlar gidip dışarı bak suyunu alıp hemen dönebiliyorlar. Zaten üstlerinden de belli. Ama ihtiyar, güçsüz arılar geri kesinlikle dönemez. Bakın tahtadan da şuradan arkadaşlar bakın suyunu, ihtiyacını alıyor. Bakın görüyor musunuz ne kadar güzel? Hemen kovanın içine giriyor. Bakın su ihtiyacını görüyor. Bakın dışarı bile gitmiyor arkadaşlar. Uçuş tahtasından ihtiyacını alıyor. Kovanın içine dönüyor. Bakın maşallah ne kadar güzel. Bunlar kovanın önünde bu şekilde gördüğünüz mü normal. Sıcak havalarda dediğim gibi alıp hayvan uçuyor, ilerlere atıp geliyor ama soğuk havalarda bunu yapamıyor. Bunlarla ilgili bir ufak bir video çekmek istedim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün 22 Mart Pazartesi. Arılarımız 4-5 günden beri dışarı çıkamadılar. Şu an az da bir olsa güneş açtı. Ufaktan da olsa bir nektar akımı var, polen akımı var. Arılarımız hem su ihtiyacını hem de yani affedersiniz dışkılarını çıkıp bırakıyorlar. Şöyle göstereyim bakın. Kovan çadırların üstü dışkılarıyla dolu. Maşallah. Hem yavru uçuruyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle. Ufaktan da olsa bir polen ve nektar akımı var. Hayvanlar sıcağı görünce dışarı çıktılar. Bakın şu arıların baş taraflarında kırmızı olan yerler ballı baba olan bitkiden nektar ve polen getiriyorlar. Maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah.
kovanlarımızın durumu. Hayvanlar 4-5 günden beri dışarı çıkamadılar. Şu an çıkıp hem su ihtiyacını hem de dışkılarını yapıyorlar. Bunu görüyor musunuz? İnşallah. Ayılarımızın yoğunluğu gayet güzel. Hatta şöyle de ellerimin üstüne getireyim. Elimin üstüne gelip konuyorlar bakın. Maşallah. Arkadaşlar, bugünden sonra Sakarya'da -1'lere 2'lere kadar gece düşecek. Dışarıdan şerbeti veriyorsanız da çok fazla vermeyin. Çekemezler. Ondan sonra arılarınızda sıkıntı olabilir. Bakın arkadaşlar, güzel de polen geliyor.